buraya kadar geldiğiniz için ve beni dinleme lütfunda bulunacağınız için çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Dilerim keyifli bir konuşma olur sizin için de. Bugün hem yüksek lisans hem de doktora tezimde çalışmış olduğum edebiyat-sinema etkileşimi üzerine edindiğim bilgi ve izlenimleri naçizane sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, sinemanın ortaya çıktığı ilk andan itibaren edebiyattan etkilendiği su götürmez bir gerçek. Türk ve dünya edebiyatından birçok roman, hikaye, tiyatro eseri sinemaya uyarlanmıştır. Bu da bunun en güzel kanıtı. Peki, birbiriyle sürekli iletişim halinde olan bu iki sanat dalını birleştiren şey ne? Sinemacılar neden ısrarla edebiyatın kapısını çalıyorlar? Adalet Ağoğlu'nun deyişiyle. Ne tür eserleri sinemaya uyarlıyorlar ve uyarlamalar aslına sadık mı? Ya da asıl diye bir şey var mı? Konu başlıklarımız kısaca bunlar. Şimdi biraz önce bir ön bilgi vererek ondan sonra da işte biraz daha konuyu açarak ufak tefek anekdotlar da size anlatmak istiyorum bu süreçte yaptığım görüşmelerle ilgili. Şimdi önce sinemanın doğuşu ve ülkemize gelişiyle ilgili kısa bir bilgiyle başlayalım. Burada çünkü ilginç bir takım şeyler var, rivayetler var. Aslında çok net olmayan bir konu. Ama ben de okuduğum kadarıyla edindiğim bilgilerden derlediğim şeyleri size aktarmak istiyorum. Evet, Amerikalı mucit Thomas Edison 1891'de bir film çekme kamerası ve film gösterme projeksiyonu yapar. Bu kamera film çekmekte ancak film büyük bir perdede gösterememektedir. Mercek takılmış bir delikten yani dürbün gibi tek bir kişinin bakılması ile seyredebilmektedir. Edison'un bu gösterisini izleyen Fransız kardeşler Auguste Lumière ve Louis Lumière filmin büyük perdede gösterilmesi için bir teknik geliştirmek gerektiğine karar verirler ve bunu yaparlar. Birkaç amatör gösteriden sonra Aralık 1895'te Paris'te Kapuçine Bulvarı'ndaki Grand Café'de bir film gösterimi yaparlar ve seyircilere ilk çektikleri film olan Lumière Fabrikası'ndan çıkış ve Trenin Garage Girişi adlı iki tane filmi gösterirler, kısa filmi gösterirler. Lumière kardeşlerinin yaptığı bu gösteride yani bilinen sinemanın doğum tarihi olarak kabul edilmiş. Ülkemize gelişi konusunda çeşitli rivayetler var. Yazar ve sinema eleştirmeni Ali Özuyar'ın bize anlattığına göre Baba Ali'nin bu aletten haberdar olmasını Monsieur Jamin adlı bir Fransız vatandaşına bağlar. Haziran 1896'da Fransız sefaretinden Osmanlı Hariciye Nezaretine bir yazı gönderilmiştir. Bu yazıda Monsieur Jamin'in sinematografı için gerekli olan lambanın gümrükten geçirilmesine izin verilmesi istenmiştir. İkinci Abdülhamit de elektrikli aletlere çok meraklı olduğu için bu ilgisini bilen Sadrazam Halil Rifat Paşa adı geçen aleti merak eder, ne olduğunu araştırılmasını ister. Ve Eylül 1896'da Sadrazam'a şöyle bir geri bildirim yapılır, bir rapor hazırlanmıştır. Sinematograf adı verilen aletin ilmi açıdan faydalı ve insanlık adına faydalı olduğuna dair bir yazı yazar. Böylece konu 2. Abdülhamid'e intikal eder ve onun da ilgisini çektiği için zevkle kabul edilir. Sinema adım adım bu şekilde ülkemize girer. Bir başka açılım bu konuda 2. Abdülhamid'in kızlarından Ayşe Osmanoğlu'nun anılarında anlatılıyor. Bernard adlı bir Fransız, padişahın isteği ve izniyle 1897 başlarında sarayda bir film gösterimi yapıyor. Ve sinema böylece yurda giriyor. Evet, ilk Türk sinemacısı ve belgeselcisi Fuat Uskınay. Fuat Uskınay 14 Kasım 1914 günü Ayastefenos'taki Rus abidesinin yıkılışı adlı 150 metrelik belgeseli çekerek Türk sinema tarihinin ilk filmine imzasını atmış oluyor. Özgün konulu ilk Türk filmi Sigmund Weinberg tarafından 1916 yılında çekimine başlanan ancak bir oyuncunun vefat etmesi üzerine yarım kalan Leblebice Hor Hor adlı film.
Tamamlanan Özgün konulu ilk Türk filmi ise 1916 yılında yine Weinberg tarafından çekimine başlanan ve 1918 yılında Fuat Uzkınay tarafından tamamlanan Himmet Ağa'nın İzdivacı adlı film. Evet, sinema ile ilgili kısa bir giriş yapmış olduk. Daha fazla uzatmaya gerek yok, zaten kitaplarda yazıyor. Şimdi biraz edebiyat-sinema ilişkisine, yani neden böyle bir etkileşim içindeler, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sinema, kendisinden önce var olan resim, tiyatro, heykel, dans gibi sanatların, müzik gibi sanatların hepsiyle iletişim içinde olmuş, ancak başından beri en güçlü bağını edebiyatla kurmuştur. Sinema, ortaya çıktığı ilk andan itibaren edebiyattan beslenmiştir aslında. Edebiyat ürünleri eski çağlardan beri insanlar arasında sözlü ve yazılı iletişim sağlar. Sinemada önemli bir kitle iletişim aracıdır. Bu durum en primitif ifadesiyle iki sanat dalının arasındaki ortaklığın başlangıcıdır. Peki, edebiyat ve sinemanın amaçları benzer ama araçları farklıdır tabii. Roman, amacına ulaşmak için yazı dilini seçer, sinema görüntüyü kullanır. Romandaki kelimeler sinemada görüntüye dönüşür olabildiğince ve romanın kelimeleri aynı kalırken sinemadaki görüntü sürekli değişir. Roman okuyucusu, olayları anlatıcının bulunduğu mekan ve zaman boyutundan öğrenir ve onun gözüyle görür. Anlatıcı olmazsa hikayeyi nakletmek güçleşir. Artık değil ama özellikle ilk zamanlarda bu böyle. Filmde ise gösterme söz konusudur. Yani olay ayrıntılarıyla ve aracısız şekilde izleyicinin gözü önünde cereyan eder. Sinema ve edebiyat aynı şeylerden bahsetseler bile izleyicinin anladığı şey tekken, okuyucu bunu istediği gibi muhayyilesinde şekillendirebilir ve çeşitlendirebilir. Ben sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo, çok tatlı bir beyefendiydi. Onunla yaptığım görüşmede bunu illaki belirtmeden geçemiyorum, tezimde de yazdım. Çok güzel bir örnek vermişti bununla ilgili. Dedi ki, romanda kapı çalar ve içeri güzel bir kadın girer. Bu cümle okuyucunun gözünde istediği gibi bir güzel kadın hayal etmesine olanak verir. Yani bir sürü güzel kadın canlanabilir. Herkesin tercihine bağlıdır. Sinemada ise o yönetmenin seçtiği güzel kadındır ve muhtemelen Türkan Şoray'dır demişti ve bu farkın altını böyle çizmişti. Bu benim hoşuma giden bir örnekti. Aslında orada biraz zedeleniyor bizim muhayyilemiz. Üretim şekilleri konusunda da iki sanat dalı farklı. Edebiyat elbette bireysel bir üretim. Ekip çalışmalarını saymıyorum. Sinema ise bir ekip çalışması. Evet, konumuz edebiyattan sinemaya uyarlamalar olduğuna göre biraz da uyarlama kavramından bahsetmekte fayda var. Senaryo iki şekilde meydana getirilir. Birincisi özgün senaryo, ikincisi uyarlama. Edebiyatın sinemaya uyarlandığı durumlarda sinema için hazırlanmamış bir metni sinemaya uygun biçime sokmak söz konusu. Bu yüzden sinema uyarlamalarında başka bir sanatın ürünlerine, sinema sanatının gereklerine uydurma çabası ağır basıyor. Peki uyarlama, kaç çeşit uyarlama oluyor? Bu edebiyat sinema uyarlamalarında özellikle hemfikir olunan 3 çeşit uyarlama var. İlki, romanın sinema yararına bir ham madde olarak kullanıldığı, yani adını zikretmekten başka çok da romanla bir alakası kurulamayan filmler. Bu daha ziyade çok satmış, çok popüler olmuş bir romanın ününden işte istifade etmek ve nasıl olsa romanı okundu, filmi de izlenir diye bundan faydalanmak biraz. Şimdi 3 örneği de Dostoyevski'den vermek istiyorum. Hani belki izleyenler vardır veya hani daha kolay oturabilir diye düşünüyorum. Amerikan yapımı Karamazov Kardeşler. Yani filmi izlediyseniz bilirsiniz, izlemediyseniz enteresan. Yani ilgisi yok konuyla, hani romanın ruhuyla demeyeceğim çünkü aslında o konuya geleceğim. Pek öyle ruh, belli bir ruh yok. Yani var mı yok mu tartışılır, bana göre yok. Dolayısıyla ama gerçekten hani hiç temas etmeyen, hiç alakası olmayan
bir film. İkincisi, romana birebir sadık kalınarak ama noktasına virgülüne kadar. Yani en ufak bir işte orada araya girip anlatıcının verdiği bir takım ekstra bilgileri bile bir işte şeyden sesle aktaran bir uyarlama çeşidi. Ki bu çok sıkıcı. Savaş ve Barış. Yani Sovyet okulunun uyarlaması, Bondarcuk yönetmiş. 6 saatlik bir film. İzlemişsinizdir muhtemelen. Yani o iki cilt kitabı gerçekten o kadar çabayla birebir aktarmış ki, yani hani onun yerine ben kitabını okurum. Çok sıkıcı bence. Bir diğeri ise hani en sağlıklısı bana göre Dönüştürme. Yani romanın özünün korunduğu, özü tırnak içinde, sinema estetiğine göre de yeniden yorumlandığı, yani yönetmenin gözünden bir roman yorumu ama o özü koruyarak, mesela Visconti'nin Beyaz Geceleri, yani o da bir Dostoyevski, beni çok büyülemişti. Hani sanki işte Dostoyevski'nin ruhunu orada geziniyordu falan gibi gelmişti. Çok orijinaldi, hoştu. St. Petersburg'da bile geçmiyordu üstelik ama çok enteresandı. Evet, bu üç tip uyarlamaya da değindikten sonra yine bir parantez bilgi. Dünyada edebiyattan sinemaya yapılan ilk uyarlama George Miles'ın Jules Verne'den esinlenerek 1902'de çektiği A Trip to the Moon, yani Ay'a Seyahat adlı filmi. Türkiye'de sinemaya uyarlanan ilk tiyatro eseri önce Mehmet Rauf'un Pençe adlı oyunu. Edebiyattan yapılan ilk uyarlama ise yine Mehmet Rauf'un Pençesi, Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Mürebbiye adlı romanı. Bu roman sinemaya 1919 yılında Ahmet Fehim Efendi tarafından uyarlanıyor. Türkiye'de yerli popüler edebiyat eserlerinin sinemaya uyarlanması çok yaygın. 1919 ve 1980 arasında yapılan genel bir değerlendirmede, ben bunu ilk yüksek lisans tezimde bakmıştım, 3100 film arasından 230'dan fazlasının yerli popüler edebiyat eseri uyarlaması olduğu saptanmış. Bu noktada sinemadan edebiyata uyarlanan eser var mı hiç gibi bir şey geliyor. Hani onu da hemen yeri gelmişken. Benim tespit ettiğim William Irwin'in Matrix adlı romanın Wachowski kardeşler tarafından sinemaya uyarlanıyor. Bir de Er Ryan'ı Kurtarmak olarak bildiğimiz Max Allen Collins'in Spielberg uyarlaması geliyor. Türkiye'de ise bir tane örneği var. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Bir Millet Uyanıyor. Bir Millet Uyanıyor önce senaryo olarak Tepedelenlioğlu tarafından özel istekle, hatta işte bu hamasi duyguları harekete geçiren bir şey olarak yazılıyor. Sonrasında da filme çekiliyor, yani senaryo olarak yazılıp filme çekiliyor ve daha sonra film çok ilgi çekince de Kanaat Matbaası tarafından, o ilk uyarla şeyi bulmuştum ben, ilk basımı bulmuştum, çok heyecan vericiydi. Ve basılıyor roman olarak ve sonra romanı da satıyor aynı şekilde. Peki, bu parantezde açtıktan sonra sinemacılar neden edebiyata bu kadar rağbet ediyorlar? Tamamen duygusal sebeplerle. Okunmuş ve tutulmuş bir eserden yapılan filmin seyirci bulma olasılığı özgün bir senaryodan çekilen filme göre daha fazla. Bu noktada Selim İleri'yi anmadan geçemeyeceğim. Kendisiyle yaptığım görüşmede özellikle popüler edebiyatın sinemacılar için bir gişe garantisi olduğunu ve daha ziyade Kerime Nadir, Muazzez Tahsin Berkant, Esat Mahmut Karakurt romanlarından iyi iş filmi çıktığını söylemişti. Sinema emekçisi Agah Özgüç sağ olsun bana çok 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 yardım etmişti, arşivini açtı. Kendisinin çok güzel bir betimlemesi var. Sinemanın bestseller üçlüsü diyor. Onların kesin gişe garantili filmler olduğunu bu uyarlamaların söylüyor. Yönetmen Ülkü Erakan'ın kendisiyle yaptığı mülakat sırasında özellikle 1960 ve 80 yılları arasında film bütçesi içinde senaryoya ayrılan payın sadece %3 olduğunu ve senaryocuların ekonomik açıdan mağdur olduklarını söylemişti. Bu nedenle senaryo yazmaya kimsenin yanaşmadığını ve romanı hazır bir senaryo olarak değerlendirmenin yapımcıların işine geldiğini anlatmıştı.
Konuyu bir de seyirci açısından bakalım şimdi. Kuşkusuz ki izlemek okumaktan daha az, zahmetsiz hatta ve daha az zaman alan bir eylem. Bu durumda uyarlamalar sayesinde romanın daha kestirme bir yoldan tüketileceğini söyleyebiliriz. Yani söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Hatta kalın ve ağır olduğu için okunması zor gibi görünen kitapların filme alınmalarını bekleyen okurlar olduğuna bizzat şahidim. Fakülteden bile. Roman okumaya konsantre olamayanlar film uyarlamasını izlemeyi tercih ediyorlar. Acı ama gerçek. Şu meşhur Yaprak Dökümü dizisinden sonra iki genç kız konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Bir tanesi dedi ki, Yaprak Dökümü'nün romanı çıkmış dedi, gördün mü dedi. Öbürü dedi ki, yok zannediyorum roman daha önceden vardı, dizi ona bakılarak çekilmişti dedi. Ha, yorumsuz artık. Peki madalyona bir de diğer yüzünden bakalım. Roman uyarlaması izleyen kişi romanı okumuş olur mu? Yoksa yönetmenin gözünden mi izlemiş olur? Daha önce de bahsettiğimiz gibi romanda anılan o güzel kadını yönetmenin seçtiği güzel kadın olarak görür her şeyden önce. Yani. Oysa romanı kendi kendine okursa hayal gücünü kullanır ve okuduklarını kendi penceresinden dilediğince yorumlar. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Roman uyarlaması izlemek, romanı okumakla kesinlikle aynı şey değildir. Hepsi bu değil tabii, kanıtlayacağım. Türk sinemasında uyarlamaya başvurulma nedenlerine devam edelim yine. Bunları bir bitirelim. Bir tanesi de romanın politik mesaj taşıması. Sinemacı hayat görüşüne uygun bulduğu romanı sinemaya uyarlayarak ilgi çekmeye çalışır. İcabında bunu bir protesto vasıtası olarak kullanır. Örneğin Halide Edip Adıvar'ın Burun Kahpe'ye romanını ilk kez sinemaya uyarlayan Ömer Lütfi Akat. Romanda Yunanlı olan düşmanları filmde tabiyeti belirsiz olarak göstermiştir. Bunun sebebini Sezer Sezin'e sorma şansım oldu. Filmin başrol oyuncusu sevgili Sezer Hanım'a sordum. O da dedi ki dünya kardeşliğini zedelememek için düşmanın tabiyetini belirsiz gösterdik biz o zaman dedi. Sonra rahmetli Halit Refik aynı soruyu kendisine sorduğumda, çünkü o göstermişti Yunanlı olarak. O dönemin koşullarında eski dostlarımızla, eski düşmanlarımızla dost olmaya çalışıyorduk. Bu yüzden Ömer abi düşmanı Yunanlı göstermedi dedi. Ama aynı filmin yani aynı adlı Burun Kahpe'nin yönetmenliğini yaptığı 1973 versiyonunda kendisi, rahmetli Refi, kendi deyişiyle işler kopma noktasına geldiği için düşmanın Yunanlı olarak gösterilmesine bir beis görmediğini söyledi. Evet, uyarlamaya başvurulma nedenlerini de kısaca toparladıktan sonra konuyla ilgili çalıştığım yıllar boyunca yani hem yüksek lisans tezi hem doktora tezi görüştüğüm duayen sinemacılarla ilgili birkaç araya anekdot koymak istiyorum siz de isterseniz. Sonra biraz daha teorik kısma dönebiliriz. Burun Kahpe'ye filminin başrol oyuncusu Sezer Sezin bu filmi çekmeye nasıl karar verdiniz diye sordum. Yani bu benim ilk sorumdu genellikle roman uyarlaması yapan sinemacılara ilginç cevaplar geliyordu. Sezin romanı okuyup çok beğendiğini kendisi bizzat ve yönetmen Ömer Lütfi Aka'da yakınlar o zaman bunu sinemaya çekmesi için ısrar ettiğini söyledi. O sıralar para sıkıntısı çeken Akat ailesinden borç para alarak filmi çekmiş. Sonunda film büyük bir başarı kazanmış. Ve bu sayede Ömer Lütfi Akad'ın yıldızı parlamış. Gösterime girdiği gün filmi izleyen Halide Edip Adıvar, Aliye rolündeki Sezer Sezin'in boynuna sarılıp öpmüş, gençliğime çok benziyorsun, sanki kendimi gördüm, gençliğimi hatırladım seni izlerken demiş ve o günden sonra da demiş ki romanlarımı sinemaya uyarlayabilirsiniz ama tek bir koşulla başrolü Sezer Sezin olmayacak demiş. Bir diğer Kerime Nadir'in ünlü Hıçkırık romanını filme çeken Şeref Gür'le yaptığı görüşmede kendisi çok ilginç bir anekdot anlattı. Bu da hani karakter uyumu işte film roman karakterinin filme oyuncu seçilirken işte ne kadar titizleniliyor. Filmdeki Nalan karakteri için Hıçkırık'ı bilirsiniz hepiniz. Nalan karakteri için önce Türkan Şoray'la anlaşılmış. Fakat kendisi çekimin ilk günü sete gelmemiş.
Bunun sebebi kendisine sorulduğunda Türkan Hanım çok tatlı bir cevap vermiş. Romanı okudum demiş ve Nalan'ı oynamaktan vazgeçtim. Çünkü Nalan çok naif, kırılgan, verem olup ölüyor. Ben bu kadar sağlam yapılı bir kadın olarak verem olsam da bir 10 yıldan önce ölmem. Hazırdan vücut kendini idare eder. O yüzden hiç gerçekçi olmayacak demiş. Kusura bakmayın demiş. Daha sonra rol Hülya Koçin'de demiş. Haydi Edip'in Sinekli Bakkal romanını filme çeken yönetmen Mehmet Dinler'le yaptığım görüşmede, bu arada şeyi de belirtmeliyim, edebiyatçılardan çok daha sıcak ve çok daha yardımseverdiler sinemacılar. Yani ben bir edebiyatçı olarak hani naçizane edebiyatçılarla görüşmekte ne kadar zorlandıysam, sinemacılar koşa koşa, yani o rahmetli Halit Refik beni evine davet etti, eşi kurabiyeler pişirdi. Mehmet Dinler yürümekte zorlanan 80 yaşında bir adam olarak Beyoğlu'da benimle buluşmaya geldi. Yani Memduh'un işte hasta yatağında beni kabul etti vesaire. Hani çok şeyler, bilimsel çalışmalara inanılmaz derecede yardımcılar. Arşivlerini açıyorlar, senaryolarını verdiler. Elimde 6-7 tane çok özel senaryo var. Öyle, onu da belirteyim. Mehmet Dinler dedi ki, romanı okumaya fırsatım olmadı. Yani Sinekli Bakkal'ı çekerken 1967'de romanı okumaya fırsatım olmadığı gibi hala da okumuş değilim kızım dedi. Yani bunu itiraf etmeliyim. Filmi büyük imkansızlıklar içinde çektik. O zamanın bütçesine göre bile 1967, 736 lira gibi bir bütçeyle çektik. Komik bir bütçeyle. Ve gerçekte var olan bir Sinekli Bakkal Sokağı var. Ve romanın da geçtiği yer olan Sinekli Bakkal Sokağı'nda dış çekim yapamadık dedi. Orada romanda çok detaylı tasvirler vardır. Burada dış çekim yapamadık çünkü aynı sahneyi birkaç kez çekecek negatife sahip değildik. Ve dış çekim riskine girmek yerine filmi kapalı bir mekanda çekmeyi tercih ettik dedi. İşte dekorlarını portakal sandıklarıyla yapmışlar, Peregrini ve Rabia'nın kostümlerini sağdan soldan ödünç almışlar gibi bu şekilde anlattı. Ve ben asıl can alıcı şeyi sordum. Romanda yaşlı, batılı bir müzisyen olan Peregrini. Filmde Edison, yani ötesi yok. Edison dedim, peki olanca yakışıklılığıyla niye Edison orada? Türk halkının takdiri diye cevap verdi. Yani bu da gösteriyor ki aslında hani bir örnek olarak tespit etmek istedim. Romanı okumadan hiç filmi çekmeyi. Orada işte film roman karakterine hiç uygun olmayan hani bir oyuncu seçmek. Hani o daha önce bahsettiğimiz üçüncü tip uyarlama var ya. Hani bu artık bu çok fazla şansını zorlama bana göre. Dolayısıyla bu biraz edebiyatı kullanmaya giriyor. Evet. Yani bunu söylemeliyim. Merhum Halit Refik buna mukabil, onunla yaptığım görüşmede bana Halit Ziya'ya bayılırdım ve ben onun en sevdiğim romanı olan Aşk-ı Memnu'yu işte ilk bu dizi olarak çekildiğinde o müjdeli versiyondan bahsediyorum. Halit Ziya hayatta olmadığı için oğlu Bülent Uşaklıgil'den romanı uyarlama izni aldığını söyledi. Halit Refik romandan yola çıkarak günün koşullarına uygun şekilde adapte ettiği senaryoyu oğlu Bülent Bey'e göstermiş ve Bülent Bey demiş ki babam bugün hayatta olsaydı aynen bu şekilde yazardı. Yani çok iddialı bir cümle tabii, hani bir böylesine bir edebiyatçının çocuğunun yani aynı bu şekilde yazardı demesi, ama bunu duymak çok onurlandırmış Halit Refik'i ve kendisine uzun yıllar süren ve romanda olmayan birçok magazin unsurunu içinde barındıran Yaprak Dökümü dizisi hakkındaki fikrimi sordu. Yani hani uzun yıllar boyunca öyle bitmeyen senfoni gibi devam ede gelen ve birçok çocuğun, gencin, zavallılar bu şekilde olduğunu sandığı, işte Reşat Nuri Güntekin'in o damadı öyle magazin kısmıyla abartıldığı o saçma diziyi sorduğumda acı acı gülümsedi ve sırf telif hakkı almaya devam etmek için dizinin bu kadar uzatılmasına göz yumdu Reşat Bey'in varisleri dedi. Reşat Nuri'nin reyting uğruna da romanın bu kadar deforme edildiğini görseydi kavgından ölürdü. Yani bizzat tanıdığım, çok sevdiğim, çok naif, mütevazi bir insan olan Reşat Nuri Bey herhalde tekrar ölürdü dedi. Ve çocukları da onun kemiklerini sızlattı maalesef diye de ekledi açıkçası. Yani evet,
bence de. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü adlı romanını sinemaya uyarlayan Metin Erksan. Metin Erksan bir onunla görüşmeyi başaramadım. Bana biraz asosyalim ben, yazışalım dedi. Peki dedim ben de. Biz yazışarak röportaj yaptık. E-posta ile röportaj yaptık. Dedi ki, film köylüyü kötü gösterdiği gerekçesiyle, yani Yılanların Öcü'nü bahsediyorum. Sansür kurulu tarafından o yıllarda bayağı bir baskılar var, yasaklanmış. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Türk filmi izlemeyi çok seviyormuş. Sansür Çankaya'ya giremez diyerek Yılanların Öcü filmini köşkte bizzat izlemiş, çok beğenmiş. Böylece Yılanların Öcü'ne Cemal Gürsel tarafından özel gösterim izin verilmiş. Ancak bu müferit bir izin olarak kalmış, sansür yasası değişmemiş. Oldukça ironik ama bu sefere mahsus olmak üzere böyle olmuş. Peyami Sefa'nın, bu çok içler acısıydı, sözde kızlar, sözde film. Yani hani o bahsettiğim size ilk şey var ya, işte sadece adını kullanmak. Yani sözde kızları okuduysanız bilirsiniz. Yani bir şey vardır, teyze bir romandır. Hiç ilgisi yok. Tamamen işte Edison üzerine kurulan bir roman. Başrol oyuncusu Edison'dan, o da sağ olsun, hala çok yakışıklıydı ve ona romanda çok ön planda olmayan Fahri karakteri, orada bir Fahri karakteri vardır, daha ikinci plandadır, bir anlamı vardır ama çok ön plana çıkmaz. Neden bu kadar büyütüldüğünü sordum, çünkü film Fahri üzerine kurulmuş, dolayısıyla onun üzerine. Edison dedi ki, bölge işletmeleri diye bir şey var, biliyor musunuz, vardı. Bölge işletmeleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde araştırmalar yaparak seyircinin nabzını ölçer. Beyaz perdede hangi roman uyarlamasının ve hangi oyuncuların görülmek istendiğini tespit etmek için seyircilerle anketler yapar. Göksel Ersoy, Edison, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, sinema izleyicilerinin en çok görmek istedikleri aktörler arasındadır. Bu listenin başında da ben olduğum için yani bu Sözde Kızlar'daki rol büyüdü ve yönetmen böyle uygun gördü, ben de oynadım. Ama biliyorum romanın böyle olmadığını demiştim. Evet, gelirim Fevzi Tuna ile yaptığım görüşmeye. Yüksek lisans tezimi çürütmeme sebep oldu. Yani yüksek lisans tezimde bana hocam dedi ki, sevgili Epatör'e, kızım dedi, hiç aklımda olmayan bir konuydu. Ben Halis Ziya'nın kadınlarını çalışmayı düşünüyordum. Bana dedi ki, hep sinemacılar bakmış, biz edebiyatçı olarak biraz da biz bakalım çünkü kullandılar edebiyatı. Tahrif ettiler romanları. İşte biraz maddi sebeplerle yaptılar bunu. Biz dedi bunu dedi biraz aslında kanıtlama yoluna gidelim. Arada da hep sen edebiyatçı gözüyle bakıyorsun unutma diye uyardı. Ve orada ben biraz işte sinemanın edebiyatı kullandığını, eğip büküp bozduğunu, işte yazık günah onların ruhlarından, kemikleri sızladı, vah vah tüh tüh para kazandılar sadece bu işten gibi bir takım sonuçlara vardım. Sonra doktorada Nuri Sağlam hocam devam etmek istedi bu teze, yani bu konuya. Ben yine aslında devam etmeyi düşünmemiştim. Devam edip bir adım ileriye götürmemi önerdi. Çünkü biraz perspektif geliştirmem gerektiğini, birazcık daha işte fazla kaynak taramam gerektiğini, üzerinde biraz daha fazla düşünmemiz gerektiğini söyleyerek benim ufkumu açtı o konuda. Ben hatta yüksek lisans tezinde Fevzi Tuna ile görüştüğümde anlatacağım biraz sonra. Biraz şüphelerim vardı. Hani dedikleri aslında çok düşündürmüştü beni ama yine de işte o beni geçiştirdi şimdi böyle söyleyerek falan deyip çok üstünde durmamıştım. Anlatınca anlayacaksınız. Henüz 13 yaşındayken okumuş Kuyucaklı Yusuf'u Tuna. Ve bu romanı ben kesin demiş büyüyünce yönetmen olacağım, bunu da sinemaya uyarlayacağım. Ben bunu çekmek istiyorum çünkü hayalimi de çok güzel canlandırdım, onu da paylaşmak istiyorum. 23 yaşındayken, yani 10 yıl sonra ilk filmini çektiğinde bir gün çekmiş. Yani bu film değil, başka bir film. Ve Yılmaz Güney ile bir gün sohbet ederken Güney demiş ki Kuyucaklı Yusuf'un telif hakkını satın aldı. Çok heyecanlanmış ve üzülmüş. Yani hayırlı olsun demiş ama 5 yıl boyunca sansürden geçemeyince düşmüş. Yani şey o zaman kural öyleymiş, telif hakkı iptal olmuş olmuş. Ve filmi çekmeyi çok isteyen Fevzi Tuna da romanın telif hakkını almak istemiş. Lakin fiyat çok yüksek. O da arkadaşı Onat Kutlar'dan yardım istemiş. Neden? Çünkü Filiz Ali'nin yani
Sabahattin Ali'nin kızının arkadaşı, yakın dostu Onat Kutlar ve hani biraz torpil yapması için rica etmiş. Feyzi Tuna adına romanın telif hakkını talep etmiş, uygun bir fiyata, çok gönül vermiş bir yönetmen diyerek. Ve o hak Feyzi Tuna'nın olmuş böylece. Ve bu da gösteriyor ki yani hani sevgili Mehmet Diner, hani kendisine de söyledim, o da dedi ki istediğin gibi eleştirebilirsin beni dedi. Yani yüzüne söylemediğim hiçbir şey söylemem ama hani bir yerde romanı hiç okumadan çekilen, bir yerde 10 yıllık hayal gerçekleşmesi, hani yorumu size bırakıyorum. Evet, şimdi bütün bu görüşmeleri yüksek lisans ve doktora tezimde edebiyat-sinema etkileşimi üzerine çalıştığım dönemde yaptım. Bir de kitabım var benim, Türk romanının Yeşilçam Macerası. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Ve 8 yıl boyunca yaptığım araştırmalar, görüştüğüm kişiler, işte girdiğim sinema dersleri ucundan, okuduğum kaynaklar, izlediğim bir sürü edebiyat uyarlaması bana şunu kanıtladı ki, sonunda, tabii doktora tezimde, aklım başıma geldiğinde, dilleri farklı olan iki sanat dalını birbiriyle kıyaslayarak bir sonuca varmak doğru değil. Yani dilleri farklı, bunları kıyaslayıp olmuş, olmamış gibi bir yargıya varmak çok zor. İşte bu yüzden yüksek lisans tezimi çürüdü. Neden? Şimdi biraz ona bakın. Her şeyden önce roman, kelime, sinema, görüntüyle anlatılıyor. Kelime ve görüntü ise birbirinden farklı. Kelime, somut bir varlığı gösterdiğinde bile soyut. Masa. Yani gösteriyorum. Ama masa kelimesi. Yani soyut, havada kalıyor. Ama görüntü somut. Soyut durumlar bazen somut kelimelere başvurularak açıklanır. Biliyoruz. Örneğin ölüm haberleri Türk ulusunun diline kara haber biçiminde yansır. Ya da karalara bürünmüş deyimi soyut bir durumu somutlaştırır. Siyah elbise giymiş bir kadının mezar başında gösterilmesi, yas tutmak gibi soyut bir durumu somutlaştırabilir. Ancak umut, sevgi, ödün gibi sözcüklerin karşılığı olan soyut gerçekliklerin görüntü diline aktarılması zor. Gelecekten ümitliyim ya da umutluyum cümlesinde gelecekten beklenen soyut gerçekliğin görsel olarak ifade edilebilmesi için başka görüntülerine yardımına ihtiyaç duyulur illaki. Örneğin Pudovki'nin Ana adlı filminde tutuklu genç, hapishaneden kurtulacağını müjdeleyen bir mektup alıyor ve onun umutlu durumunun o anda çok sevindiği için, bunun anlatılabilmesi için önce gülümsüyor, onun arkasından da çağlayan dereler, coşkuyla işte koşup oynayan çocuklar, çiçek açmış ağaçlar gibi böyle bahar bahar güzel görüntüler gösterilerek bu somut gerçekliğin görüntüsü, umutluyum görüntüsü bu şekilde başka görüntülerin yardımıyla veriliyor. En basit örnek. Bir filmin sözcüklerden daha çok şey anlatacağı düşünülebilir. Oysa sözcükler yazarın mührüdür diye bir şey okumuştum bir yerde. Çok hoşuma gitmişti. Yani seçtiği sözcüklerle yazar kendisini ifade eder ve kendine has üslubunu oluşturur. Cemal Süreya'nın dediği gibi burada roman bir şahsiyet meselesidir. Yani hani yine nacizane, hani biz işte bir eğitim aldık. Bir paragraf geldiği zaman önümüze kimin olduğunu az çok, hani dönemini, akımını, hangi yazara, yani Reşat Nuri Tekin bu cümleyi kurmaz ya da atıyorum her neyse, yani az çok anlaşılır. Hepsinin kendine has bir üslubu, bir anlatış şekli, bir biçimi vardır. Dolayısıyla ve bunu da hani bu orijinal zaten. Dil, sanatçının karakterinden, dünya görüşünden etkilenir. Bu bağlamda bir eserin farklı kişiler tarafından, hatta aynı kişi tarafından bile aynı şekilde yazılması mümkün değildir. Yani Herakleitos'un işte aynı nehirde iki kez yıkanılmaz dediği gibi. Çünkü her üretim farklı çevre koşullarında gerçekleşir. Ayrıca insan bizatihi değişen bir varlıktır ve kendisinde meydana gelen değişikliklerde ister istemez üretimine yansır. Ama toplumsal, ama bireysel, içinde bulunduğu ruh hali. Hal böyleyken roman bir başkası tarafından sinemaya uyarlandığında ortaya çıkan ürün başka bir sanatçının çalışması olur. Buna adaptasyon, uyarlama, esinlenme, taklit, çalışma vesaire bir sürü ad söylenebilir. Ancak eserin kendisi denemez. Orijinal, orijinal.
O da onun yaptığı bir eser. Bu sebeple roman uyarlaması izleyen kimse romanı okumuş ve yazarını anlamış olamaz. Yani bunu aklımızdan çıkarmamız gerek. Film romandan bağımsız bir üretim olarak izlenmelidir. Yani işte o film. Buradan şöyle bir soru doğabilir. Başta konuştuğumuz gibi. Aslında sadık uyarlama yapılabilir mi? Bence cevap hayır. Uygulanacak eser ister bir senaryo ham maddesi olarak kullanılsın, o üç uyarlama tipinden bahsediyorum, İster sinemaya egemen kılınsın ya da isterse dönüşümdeki gibi sinema diline dilinde yeniden üretilmeye çalışılsın, ortaya çıkan şey yeni bir üretim. Zira roman değişik okumalara açık, çok boyutlu bir yapı. Biliyorsunuz yani yazar merkezli metin, merkezli okur, merkezli bir sürü şekilde romanı okuyabilirim. Mekan, tema, mesaj, bir sürü şekilde değerlendirebilirim. Metotlar, işte psikanaliz, bir sürü farklı bakış açılarıyla bakabilirim. Şuradan bir örnek okuyayım. Çok basit. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlarındaki Hikmet Benov şu cümleyi kuruyor. Bir gün sonraya çıkabilmek için ve güneşin bir gün daha doğmak üzere olduğunu görebilmek için her gün yeni oyunlar icat etmek zorundayım. Şimdi bunu maddeten bir açıklama getirirsek, işimi her gün geliştirmeliyim, satış yapmak için yeni numaralar bulmalıyım ve hayatımı idame ettirmeliyim. Manevi bir açıklama yapalım. Hayat öyle sıkıcı ki her gün yaşamak için yeni nedenler, uyanmak için yeni sebepler lazım. Metinler arasında yorumu yapalım. Hayatta kalabilmek için her gece yeni bir masal anlatmak zorunda olan Şimrazat'a gönderme yapıyor bu cümle diyebilirim. Üst kurmaca olarak yorumlarsam, bu romanı kurgulamak için bulduğum oyunlar var, az sonra anlatacağım size deyip işte romanın hikayesini anlatıyor diyebilirim. Dolayısıyla bir metnin anlamı hani şairin karnında anlam, yazarın zihninde, eserin metninde ve okurda gizli, canlı organizma. Ölmeden, yani onu okuyan son kişi ölmeden ölmez, bitmez. Kısacası mutlak bir anlamı yok, yoruma açık. Bu nedenle herhangi bir uyarlamanın aslında sadık kalması ya da kalmaması bence söz konusu olamaz bence. Çünkü sinemacı kendi özgün okumasından yola çıkarak eseri yorumlar ve uyarlar ve yeni bir yapıt ortaya çıkarmış olur. Yine burada şunu örnek olarak söylemeliyim. Erdem Kral'la görüştük. Hakkari'de bir mevsimi çekerken Ferit Edgül dedi de Tezer Öztürk ile eşi o zaman Ferit Edgül biz birlikte çalıştık. Ve dedi biz bir işte senaryo tasarladık ve Ferit Edgül'e gösterdik. O da dedi ki dedi ben romanda bu kadar mesaj vermiş miyim? Yani ben bunun farkında değilim. Bak bence vermişsin demiş. Neyse peki olmuş demiş vesaire. Yani hani böyle bir şey. Bu noktada yine Feyzi Tunan. Çünkü yüksek lisansımı çürüten konu cümle. Kuyucaklı Yusuf bir dönem eleştirisidir dedim ona. Yani toprak ağlarını, sonradan görme zenginleri, iş yapmayan memurları eleştiren tezli bir roman. Siz bunu filme çekerken pek suya sabuna dokunmamışsınız. Siz Sabahattin Ali'ye işte ruhunu bilmiyorsunuz. Olayı Yusuf ve Muazzez'in aşkına indirgemişsiniz. Dediğimde o babacan edasıyla gülümseyerek şu cevabı verdi. Siz romanı okurken mesajlar ön plana çıkmış, ben okurken aşk. Bunun bir aşk romanı olarak da okunamayacağını söyleyebilir misiniz dedi. Yani o an için dedim ki ha bu gişe garantisi olması için işte orada buldu güzel oyuncuları ve onları işte aşk filmi olarak nasıl olsa satar diye düşündü dedim. Müstesni şekilde gülümsedim ama sonra çok pişman oldum. Tez ilerledikçe daha çok okuyup düşündükçe ona hak verdim, kendisine de söyledim. Özür dilerim dedim, rica ederim dedi. Sonuç olarak bir filmi romana uyarlamak, onu önce senaristin, sonra yönetmen ve yapımcının, daha sonra da oyuncu, montajcı gibi sinemayla uğraşan kişilerin bakış açısından göstermek demektir. Bir sürü kişi. Bu kadar kişinin süzgecinden geçen şey ise artık özgün bir üretim. Uyarlama filmi izleyen kişi romanı yönetmenin gözünden izlemiş oluyor. Hani Feyzi Tuna'nın işte Yusuf Muazzez'in aşkı gibi. Size uyarlamadan bahsederken üç tip uyarlama var demiştim. Şimdi ben kendi adıma hani belki soru gelir ama ben yine önden söyleyeyim. Kendi adıma dönüştürme metodunu yani
yönetmenin okuyup etkilendiği bir romanı kendi ruhuna ve hayal gücüne göre yorumladığı uyarlamaları daha keyifli, daha manalı buluyordum. Bu bağlamda hani yeni dönemde yapılan işte tırnak içinde uyarlamalardan mesela Kara Kitap, yani o da işte zor bir postmodernist teknikle yazılan bir roman, gizli yüzü olarak enteresan bir şekilde çekildi. İşte Piyano Piyano Bacaksız var, Gölgesizler var, Gölgesizler çok enteresandı. Kıskanmak gibi romanların uyarlamalarını ben başarılı buluyorum kendi adıma. Yani bu hoş eserler, hoş roman okuma biçimlerini yansıtma halleri diyeyim. Ama noktasına virgülüne de kitapla aynı uyarlamayı birebir yapma çabası da bana göre beyhut. Yani sıkıcı, yani romanını okurum diye düşünüyorum. Romanın sadece adından faydalanmaksa kötü niyet. Yani işte Sözde Kızlar örneği veya işte Kramazov örneği. Bu gerçekten hani bir oyuncu filmi çekmiş olmak, Edison filmi çekmiş olmak için çekmek gibi bir şey. Yani bu biraz evet kullanım gibi bence. Bir de şeyde konuştuk, Harry Potter, Green'in 50 Tonu Yüzüklerin Efendisi hani gibi seriler var ya, bunlar zaten sinematografik olarak kurgulanmış bana göre. Hani oradaki fikrimi de söylemek istedim. Aksiyona dönük, fantastik ya da işte erotik bir takım şeyler, romanlar. Edebi değerlerinden ziyade hani o bahsettiğimiz işte biz üslubu, biz paragrafı yazarı üslubundan tanırız durumu var ya, işte herkesin seç böyle bir üslup yok burada. Yani onlar biraz hani böyle moda akımı gibi gelişen, işte aksiyona dönük, çabuk tüketilmeye dönük. Ha, bir tek anlamı var, gençlerin, benim kızım da buna dahil, ellerine kitap almalarını sağlıyor. Buna da şükür, bu da bir şeydir ama sonuçta bunlar zaten sinematografik şeyler. Dolayısıyla hani bu bence çok da bu kategoriye dahil değil. Evet, sizi biliyorum, yordum biraz artık. Bitiriyorum. Doktora tezimin son cümlesiyle bitireceğim. Çünkü çok bana göre çarpıcı, güzel bir cümle. Romanda okuduklarımızın hayalimizde canlandırdığı sahneden daha muhteşem ve gerçek bir resim olamaz. Yani diyeceğim o ki, kitapta okuyalım, filmde izleyelim. Ancak ikisini farklı birer sanat yapıtı olarak değerlendirelim. Değerli vaktinizi harcayıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru belki sormak isteyen varsa. Çok teşekkür ederiz öncelikle, teşekkür ederim. Özlem Hanım. Çok çok.